Bugün dev kurt sürülerinin yaşam alanında sobalı sıcak çadır kampı yapmaya gidiyoruz. Geçtiğimiz senelerde yaklaşık 11 tane kurdun bir arada görüldüğü noktaya çadır kampımızı kuracağız. Doğayı seven, dağlara gelen, kamp hayatına düşkün olan herkese dağlardan selam olsun. Kesik kulağın kullandığı bir in olarak düşündüğüm ayı inine şöyle bir drone göndereceğim. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kurtların, dev kurt sürülerinin yaşam alanında sobalı sıcak çadır kampı yapmaya gidiyoruz. Geçtiğimiz senelerde yaklaşık 11 tane kurdun bir arada görüldüğü noktaya çadır kampımızı kuracağız. Karşımıza çıkan diğer yaban hayvanlarını da sizlerle paylaşacağız. Kampımız başlasın. Çadır atalım. Yok, sığar şuraya gel. Evet Rıfat, seninle olan ilk kampımız. Daha öncesinde Ahmet'le, Yaşar'la, Seyfettin'le gelmiştim. Ne hissediyorsun? Bu sefer kurtların peşindeyiz ama bak, kurtları görme odaklı gidiyoruz. Benim geldiğim bütün arazilerde şansımız yaver gidiyor. Evet, sende bir şans var. Bugün de şansımızın yaver gidip bir kurt sürüsü veya başka bir hayvan çekebileceğimizi düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Rıfat'ın gerçekten şansı inanılmaz. Sarıkamış'a gittik, dev bozayları gördük Rıfat'la. Sonrasında gece yarısı vahşi hayvanları görüntülemek isimli videoda Vaşak'la karşılaştık. Yani bu Vaşak'ı düşünün, son 5 yılda belki de ilk kez canlı bir şekilde görmüşüzdür. Öyle bir şans var Rıfat'ta. Şimdi de ortam o kadar güzel ki, sonbaharın renkleri, doğanın o müthiş görüntüsü, manzaraları izleye izleye vahşi doğanın kalbine yolculuk yapıyoruz. Vahşi doğanın kalbi diyorum çünkü gerçekten çadır kampını kuracağımız noktada inanılmaz yaban hayatı popülasyonu var. Ayıların kışı geçirdiği nokta olarak biz tanımlıyoruz. Kurtların sürü olarak birleşip görüldüğü nokta olarak tanımlıyoruz. Ve hal böyle olunca da orada kamp yapmak ve gece yarısını orada geçirmek daha da gizemli oluyor ve heyecanlandırıyor bizi. Biz de heyecanla şu müthiş atmosferde ilerlemeye devam ediyoruz. İnanılmaz bir coğrafyada, inanılmaz bir noktada çadır kampımızı kurmak için geldik. Şöyle etrafı sizlere göstermek istiyorum. Burada onlarca ayı ini, onlarca kurt sürülerine ait izler, onlarca kurt ini ve yaban hayvanlarına ait izler mevcut. Yaban hayatın kalbinde, vahşi doğanın kalbindeki bu noktada şimdi çadırımızı kuruyoruz.
basılmıyor. Evet, çadırımızı kurduk, sobamızı kurduk. Şimdi şişme yatağımızı şişiriyoruz. Ve kurulumumuz bittikten sonra artık hem yaban hayatını gözlemleyeceğiz hem de yemeğimizi yapacağız, ateşimizi yakacağız. Her kampta olduğu gibi. Bulunduğumuz nokta öyle bir yer ki, geçtiğimiz senelerde paylaştığım bir video vardı, hatırlarsınız. Kurtlarla yaşayan dedenin dağ evine yolculuk diye. Ve o dağ evi bizim hemen 300 metre altımızda bulunuyor. Çevresinde altılı kurt sürüsü görmüştük. Sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ekrana veriyorum. Bu kurt sürüleri gerçekten bu civarda gördüğümüz en büyük sürülerden bir tanesi diyebiliriz. Aralarında alfa kurt vardı, diğer kurtlar vardı. Bir yaban domuzunu parçalıyorlardı ve bununla besleniyorlardı. Şimdi o kurtların sürü olarak gezdiği, adım attığı yerlerden bir tanesindeyiz. Bu elimde görmüş olduğunuz topraklara o kurtlar bastı. Ve biz de şu an onlarla aynı topraklardayız. Şimdi abi, her kampta olduğu gibi bu kampta da et mi yapacaksın? Bu hayvanlar bunun kokusuna gelmiyor mu dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar, biz zaten onları görmeye geliyoruz. Dolayısıyla yaban hayvanları etrafımıza gelir mi? Ya gelmesin gibi bir soru işareti veya çekince asla yok. Aksine onları acaba görebilir miyiz diye düşünüyoruz. Görmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Kurulumumuz bittikten sonra yemeğimizi yapacağız. Yemekten sonra da artık hava kararacak, gün batacak ve karşı yamaçlarda gece görüşte yaban hayvanlarını arayacağız. Sabah gün doğumunda kurt sürülerinin peşine düşeceğiz. Görebilir miyiz, göremez miyiz bilmiyorum ama elimizden ne gelirse yapacağız. Bir sonraki çalışmalarda da bu noktalara foto kapanlarımızı yerleştireceğiz. Kampa devam.
Evet. Şimdi sizler bu videoyu biraz geç izleyeceksiniz. Ama biz 29 Ekim'de çekiyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Ulu Önder atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğu tarihteyiz. Ve bugünün anlam ve önemine nerede olursak olalım bu Türk bayrağını dalgalandırmak bizim için şereftir. Kampımızın olduğu yere bunu dalgalandıracağız. Rüzgar esecek, rüzgar estikçe bağımsızlığımızın simgesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin simgesi kampımızda dalgalanacak. Yine doğadayız ve çok mutluyuz tabii ki de doğada olduğumuz için. Doğada bir şeyler yapmak, üretmek gerçekten muhteşem. Bu kimi zaman fotokapanla bir görüntü elde etmek olabilir. Kimi zaman da doğada yemek yapmak olabilir. Biz kampa geldiğimiz zaman her ikisini de yapıyoruz. Hem yemek yapıyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Hoş bir vakit geçiriyoruz. Hem de yaban hayatını gözlemleyerek kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz. Kurtların ini hemen şurada. Onu zaten göstereceğiz videoda. Sağ altımızda da bir ayı ini var. İşte burası kesik kulağın da aslında yaşam alanı. Bizim kesik kulağın izinde diye çektiğimiz video hemen sağ tarafta ormanın içerisiydi. Şu an o ormana karşıdan bakıyoruz. Yani kesik kulağa gece görüşle veya sabah dürbünle baktığımızda görme ihtimalimiz var. Veya belki de buradaki in kesik kulağın ini, bilmiyoruz. Bir önceki videoda söylediğim gibi bunu ancak şu şekilde anlayabiliriz. Boynuna bir GPS takacağız. Bunu da bilimsel proje olarak yapacağız. Okulumda bitirme ödevi olarak ben bunu yapacağım. Proje hazır, her şey okey. Sadece çalışmaya başlamak kaldı. Başlayacağız. Başladıktan sonra da
nerelerde kalıyor kış boyu? Buradan gidiyor mu? Yoksa buralardaki inlerde mi vakit geçiriyor? Göreceğiz. Şimdi yemeğimizi pişirelim onu. Hava soğudu. Bakmayın buranın gündüz güneşinin yaktığına, sıcaklığına. Kısa kollu gezdiğimizde şu an hava 1 dereceye kadar düşecek burada. Sabah kalktığımızda buz gibi olacak. Üşümememiz lazım. O yüzden termal kıyafetlerimi getirdim yanımda. Onları giyeceğim. Hazırız. Neye hazırız? Yemeğe, vahşi doğayı gözlemlemeye, olası bir yaban hayvanı karşılaşmasına ve kampımızın diğer aşamalarını gerçekleştirmeye. Asmayı düşünüyorsun? Oraya bir yere masayı aydınlatacak yere. Çadırın oraya bir yere asılacak yer varsa. Şey var. Güzel oldu değil mi? Sol taraf ay inleri. Evet. Gittik mi senle daha önce oraya? Senle bir yere yürüdük ama bak, gece vakti. Öyle bir orası yer ki değil mi bilmiyorum. Sol taraf ay inleri. Hemen 500 metre sağ tarafı koca oğlanı zirvede çektiğimiz yer. O arkasında yıkık ağaç var. Hemen onun 2 kilometre arkası kesik kulağın yaşam alanı. Kesik kulağı gördüğümüz, görüntülediğimiz orman. Hemen alt tarafta o kurt sürüsünü çektiğimiz dağ evinin olduğu yer. Dört yanımız. Dört vahşi, yani her yerimiz doğu. Vahşi hayvanların yaşam alanı. Zaten vahşi doğanın kalbi dedim ben buraya. Aynen öyle. Öyle ya burada nokta. Kadrajda gözükmeyen arka tarafımızda arka da inler var. Arka taraf full kayalık inler. Onları gündüz göstereceğiz evet. Zaten. Sabah uyandığımızda bizim için önemli olan yani geç uyanmayacağız. Gün doğarken hatta gün doğmadan ayakta olmamız lazım. Sesleri dinleyip gece görüşte etrafımıza iyi bakmamız lazım ki hayvanları kaçırmayalım. Yani
bir şey geçecek mutlaka. Mutlaka bir şey göreceğiz ya. Tilki bile olsa. Kesin göreceğiz. Görmek için de beklemek, bakmak, aramak lazım. Öyle bir olmuş ki anlatamam. Çıtır çıtır. Bu da of. Gerçekten bu da 10 numara. Şuna bakar mısınız? Bazlamayı banacağız. Kampımızın en güzel yanı da bu yaptığımız yemekleri yemek. Bulunduğumuz konum sebebiyle bu güzel bazlamalara da sahibiz ve ateşin özünde onu ısıtmak, çıtır çıtır gevretmek gerçekten muhteşem olacak. Doğayı seven, dağlara gelen, kamp hayatına düşkün olan herkese dağlardan selam olsun. Şunu sallandırayım mı oradan? Soğumaz. Hiçbir şey olmaz. Soğanından aldın mı? Hı hı. Bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı eti çok severim. Ama kanat ama başka. Kanat böyle soslu falan oluyor ya. Cips gibi gidiyor ya. Aşağıda köpekler avlıyor duyuyor musun? Ha? Bana bir olursam mı? Olur. Ha? Gelirler belki.
bulmamıza anında o karşıdan kurtlar cevap verdi. Cevap veren kurtlar muhtemelen o dağ evinde, dağ evine inen kurtlar. O 6 tane görüntülediğimiz kurt. Belki de kışın gördüğüm o 11'li kurt sürüsü de olabilir. Tabii biz buradan uyuyunca, onlar da oradan cevap verince arkamızda bir köy var. Köydeki adamlar bağırmaya başladı. Hayvancılıkla uğraştıkları için hayvana kurt geliyor zannettiler ve bağırmaya başladılar. Bu bağırmalarının sebebi de etrafındaki yaban hayvanlarını uzaklaştırmak. Sonrasında tabii ki de bağırdıkları için kendilerini güvende hissettiler. Bu arada burası o kadar soğuk ki, öyle bir esiyor ki anlatamam. Yani üstüme bir kat daha mont olsa giderdi değil mi Rıfat? Keşke daha kalın giydi. Üşüyor musun? Düşünüyorum şu an ateşten de. Ateş başına ayrıldı mı? Rüzgar hissediyorum yani. Gece oldu. Uykumuz geldi. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Solumuzu yakalım ve uykumuzu alalım. Gel, kapat. Gece uyurken meşe odunlarını tercih ediyoruz. Herhangi bir kömür atmıyoruz. Zehirlenmeye karşı, çünkü burası öyle bir esiyor ki, yani rüzgar tersten vurup o içeriği dumanla doldurabilir. Bu gibi durumlarda sobalı çadır kamplarında önlemimizi almamız gerekiyor. Normalde kuru odun bulmak çok zor. Özellikle bahar mevsimlerinde. Bizim bu bulunduğumuz çevrede oldukça fazla kuru odun vardı. Bu da bizim yararımıza. Gece yarısı çıkıp odun bulmaya vakit kaybetmedik. Tabii bir de biz glamping tarzı bir kamp yaptığımız için her şeyi yanımıza getiriyoruz. O yüzden pek fazla sorun olmuyor. Amacımız yaban hayatını gözlemlemek. Bushcraft değil. Şimdi içeri var ya, fırın olur. Ve biz artık uykuya geçelim değil mi Rıfat? Yoruldun. Bayağı yorulduk bugün. Biri çeyrek geçiyor. Bu arada bugün ilk kez TikTok'ta canlı yayın açtık. Bayağı ilgi gördük. Bayağı beğeniler, bayağı bir katılımcı ilk yayınımıza göre. Teşekkür ediyorum oradaki izleyicilerimize de. YouTube'dan da bizi takip edip TikTok kullanıcısı varsa arada bir böyle yayınlar yapıyoruz. Orada da takip etmeye bekleriz sizleri. Ay. Rıfat. Rıfat. Hı? Ses duyuyor musun? Ne ses? Kurt uluyor. Kulaklarım kapalı oğlum. Bir şey duyamıyorum. Oğlum uluyor ya bak, sürü. Sobanın sesini nasıl duyuyorsun sen? Abi soba değil, kurt uluyor. Şırtı yapma. Bak bak, duydun mu? Duydum. Dışarı çık bakalım. Gelsinler. Sabah bakalım. Thank you.
Evet arkadaşlar, günaydın. Şu anda arkamdaki kayalığın dibinde bizim çadır kampımız ve ben 7'de uyandım. Fatu uyuyor. Etraftaki bütün yamaçları, vadileri, görülen açıklıkları kontrol ettim dürbünle. Fakat ne yazık ki herhangi bir hareket yok. Yani sabahtan beri etrafı gözlemliyorum. Aşağıdan köyden köpeklerin havlaması dışında bir belirti yok kurtlara dair. Köpek de kurtlara mı havlıyor, başka hayvanlara mı havlıyor, bunu da bilemeyiz. Ama ben şu anda kesik kulağın kullandığı bir in olarak düşündüğüm ayı inine şöyle bir drone göndereceğim. Kış mevsimi olmadığı ve aktif olarak ayıların olmayacağını tahmin ettiğimden bu davranışı yapıyorum. Yani bu uygulamayı yapıyorum. Kışın hayvan aktif bir şekilde uyuyorsa böyle bir davranışa girmeyiz tabii ki de, onları rahatsız etmemek için. Şimdi hep birlikte in nasıl bir yerde, nasıl bir konumda, kesik kulağın girebileceği büyüklükte mi, hep birlikte inceleyelim. Öyle bir yere konumlanmış ki ayının ini hemen dereye yakın, kayaların içinde meşe, yani sıklık bir meşe ormanının yanı başında. Yani hayvan susadığı zaman suya erişebileceği, avlanmak istediği zaman orman içi açıklığı çok rahat görebileceği bir yer. Ben ayı olsam ben de böyle bir yere gerçekten kışlık su için girerdim. Şimdi sizlere canlı canlı gösteriyorum. Bu arada ayı ininin tam üstünde, bakın şöyle gösteriyorum. Kaydırdım yukarıya doğru. Tam üstünde o kayalarda ayı saldırısı vakası gerçekleşmişti. Ve ben bunu 2-3 yıl öncesinde görüntüleyip sizlerle paylaşmıştım. Yine bu köyde, yine tam bu noktada ayı saldırısı olmuştu. Bir de ayı ininden böyle, sanki ayı ininden dışarıya bakıyormuşuz gibi çevirdim drone'u. Şöyle ayı ininin gördüğü manzarayı sizlere gösteriyorum. Bakın ne kadar güzel manzarası var. Boşuna ayı değil ya. İşini biliyor. Bakar mısınız şu manzaraya? Her yere hakim. Gerçekten muhteşem bir yere konumlandırmış mağarasını. Kesik kulağın mı, diğer ayıların mı, artık inini gördünüz. Ayıların nasıl bir yere in yaptığını gördünüz. Aslında daha küçük girişi olan inler de var. Geçtiğimiz videolarda ben size bunları da gösterdim. Ayıların vücudu yağlarla kaplı olduğu için çok dar bir giriş de olsa oralardan girebiliyorlar. Hatta içerisi daha da uygun oluyor onlar için kış şartlarında. Şimdi Rıfat Bey uyuyor. Onu uyandıracağım. Ondan sonra toplanacağız. Çünkü böyle bir şişme çadır kurduğunuzda toplanmak uzun sürebilir. Her neyse, toplandıktan sonra da etrafımıza bir de arabayla baka baka ilerleyeceğiz. Kurtların mevsimi zaten Şubat'a doğru başlıyor. Biz bir ön araştırma için buraya geldik. Gece yarısı ve yatağa yattığımızda onların uluması zaten başlı başına bir olaydı. Biz buradayız dediler. Ama işte biraz daha görünür olmaları için beklemek lazım. Araştırmalarımıza devam edeceğiz. Yaban hayatta araştırmalar, çalışmalar, gözlemler uzun sürer. Uzun süreli çalışmalar oluyor. Bunun için foto kapanlarımız olsun, kendimiz olsun. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırat Bey. Fırat Bey. Alo. Ayı geldi, ayı. Günaydın. Alo. Hı. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Toplan. Bakın
şu ağaç tam böyle foto kapağını kurup alanı incelemelik bir ağaç. Ağacı belirledikten sonra kolumumuzu yapmak için hazırlığa geçiyoruz. Önünde böyle kuru otlar varsa otları alıyorum. Çünkü foto kapağını tetiklediği anda bir sürü görüntü elde ediyor. Bu da pilin bitmesine sebep oluyor. Bu kapağını biz şöyle kurduğumuz takdirde görür değil mi Rıfat orayı? Bence görür. Biraz şöyle arkasına bir şunun gibi bir şey koymamız lazım. Tam şöyle. Ne diyorsun? Çok güzel bence. Arkada manzarayı görüyor. Fakat sıkıntımız var. Kolbanımız yok. Bant yok ve ip yok. İşte böyle durumlarda ne devreye girer? Foto kapancının bıçağı ve atleti. Devreye girer. Yapacak bir şey yok. Bunu kışın da yapmıştım ben. Bir de hayvanlar benim kokuma alışkın olduğu için direkt buraya gelip benim kokumla Doğan'a gelmiş diyeceklerdir. Eminim buna yani. Aha! Ne oldu elimi lan? Elimi kestim. Oğlum. Bakmadan yaptım ya. Dikkat etmekte fayda var. Hem foto kapağını kurmak için hem de elimizi... Benim kanımın kokusuna gelmesin kurtlar. Tehlikeli. Bir anlık dikkatsizlik. İşte böyle ufak tefek kazalara sebep olabilir. Dağdayız. Yorulduk. Gece boyu az uyuduk. Erken kalktık. İşte bu gibi sebeplerden dolayı ufak tefek kazalar ortaya çıkabiliyor. Kapanımız hazır. Çok güzel bir şekilde kurduk. Tam çadır kampını kurduğumuz, içerisinde uyuduğumuz, bir gece geçirdiğimiz yerde bakalım biz olmadığımızda hangi yaban hayvanları var? Normal zamanda burası kimlerin evi? Hep birlikte göreceğiz. Dev kurtların, dev kurt sürülerinin peşine düştük. Aslında bu kamp videosuydu ama kamp videosunun beraberinde kurtların en çok görüldüğü noktaya konumlandık. Etrafı iyi izledik, gözlemledik. Hareket var mı yok mu? Bunlara baktık. Şu anda çok bir hareket göremedik. Bakın tam karşıda kesik kulağın yaşadığı ormanın karşı tarafından gece yarısı kurtlar bize uludu. Biz onlara uluduk, onlar bize uludu. İnanılmaz bir atmosferdi. Hatta içeriye girdik, kampı çadırın içerisinde de sesini duydum ben. Tabii ki de sabah uyandığımızda yine etrafı inceledik, pek bir şey göremedik. Kesik kulağın veya koca olanın veya diğer ayıların kullandığı bir ini sizlere gösterdim. İlerleyen zamanlarda oraya da foto kapan kurup hangi hayvanların geldiğini hep birlikte göreceğiz. Bu foto kapanında kontrolünde yine görüşeceğiz. Bakalım 2-3 gün sonra neler çıkacak. Şimdi bu foto kapandan neler çıktığını hep birlikte göreceğiz. Burada 5 gün önce çadır kampı kurmuştum Rıfat'la birlikte. Kurt sürülerinin ve kesik kulağın yaşam alanı olduğunu sizlere daha önce de söylemiştim. Ve gördüğünüz cihazı bıraktık. Şimdi neler çıktı hep birlikte inceleyelim. Bu arada görüyor musunuz? Atletlerle foto kapanı kurmuştum. Yaşar Bey ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Biz tecrübeliyiz bu konuda. Hatırlıyor musun? Sen böyle bir keresinde atleti çıkartmıştın. Hava buz gibiydi. Buz tutmuştu atlet. Ne şartlarda çalışmalar yapmıştık. Zirvedeydik. Gerçekten ya. Zaman çabuk geçiyor. İşte bunlar da anı olarak kalıyor. Neyse. Arkadaşlar pek bir görüntü yok foto kapanında. O yüzden bir şey söyleyemedim. Zaten hani şu anda bahar, sonbahar aylarındayız ve böğürtlen gibi ormanın kendi sunduğu imkanlar bol bol mevcut. Şu anda bulunduğumuz ormanda ve bozaylar bunları daha çok tercih ediyor. O yüzden buraya gelmedi 5 gün içerisinde. İlerleyen çalışmalarda kesik kulağın izinde 2. bölümde o gördüğünüz mağaraya ineceğiz. Ve oranın içerisindeki izleri takip ederek kesik kulağın kendisini görüntülemeye çalışacağız. Veya o inde hangi ayı varsa, orayı hangi ayı kullanıyorsa onu görüntülemeye çalışacağız. Hedefimiz bu yönde. Hedefi koyduğumuz anda başardığımızda en iyi sizler biliyorsunuzdur. Bizi izlediğiniz için, bu videoda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda kesik kulağın izinde, leoparın izinde, kamp videolarında hep birlikte görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.